Astımın neye benzediğinden bahsetmeden önce normal bir hava yoluna bakalım. Hava yolunun herhangi bir kısmından enine bir kesit alıyorum. Astım küçük bir hava yolu hastalığıdır. Yani soluk borusu veya boğazınızla alakalı değil. Göğsünüzle ilgilidir. İncelemeye hava yolunun yapısındaki önemli bir unsurla başlamak istiyorum. Düz kas katmanı. Bu kas için kırmızı renk kullanacağım. Bahsini ettiğimiz bu katman ağzın çapını yani lümenin çapını kontrol eder. Elbette kasın dışında başka unsurlar da mevcuttur. Bağ dokusu, hava yolunun üst kısmına yakınsanız kıkırdak. Bunlar astımdan o kadar da etkilenen şeyler değildir. O yüzden çok derinine girmeyeceğim. Evet, pekala düz kas. Bu kası bilinçli olarak kontrol edemezsiniz. Çevreye göre tepki verir ve genelde hava yolumuzu bu şekilde düzgün ve açık bir şekilde tutar. Yazalım, düz kas. Bunun içinde mukozadan oluşan bir katman bulunur. İsmi de mukoza katmanıdır. Onu da yazalım, mukoza. Hava yolundaki ağzın iç kısmını kaplar. Bu katmanın içinde akciğerlere doğru mukus salgılayan bezlerin olması önemlidir. Ağzı kayganlaştırmak ve akciğerlerimizi nemli tutmak için oradadırlar. Böylelikle iltihaplanma veya vücudumuzdan atmamız gereken yabancı maddeler söz konusu olduğunda salgıladıkları mukus bölgeyi temizlemek için kullanılır. Öksürüp balgam tükürdüğümüzde bu balgam bahsini ettiğimiz mukoza salgılayan bezlerden gelmektedir. Yani mukoza buradaki katmana yayılmış durumdadır. Elbette burada da lümen yer almaktadır. Hava buradan girip çıkar. Kurudur ancak mukus sayesinde kaygan halde tutulur. Normal bir akciğere kısa bir bakış attık. Normal bir hava yolunun enine kesiti işte böyle görünür. Şimdi astımlı bir kişide ne olduğuna bir bakalım. Bildiğiniz gibi astım krizlerle gelir. Yani değişimlerin çoğu kriz sırasında gerçekleşir. Hastalığın şiddetine göre bir kişi başka bir hastadan daha sık kriz geçirebilir. Kas katmanımız olduğu yerde. Ama bu sefer akciğer spazm halinde. Kaslar kasılıyor, yani büzüşüyor. Bu yüzden ağız çok daha küçük hale geliyor. Bağ dokusu, kıkırdak ve diğer şeyler hala yerli yerinde. Bu şekilde çiziyorum. Dikkat etmemiz gereken önemli nokta, kas katmanı kalınlaştı ve ağzı sıkıştırıyor. Ayrıca sağlıklı kişideki düzgün ve dairesel mukoza katmanı, astım hastasında iltihaba tepki olarak şişmiştir. Bu yüzden sol taraftaki şekildeki gibi dairesel bir ağız yerine, biçimsiz bir şekil ağzı daha da daraltır. Şimdi lümenimizin ne halde olduğuna bir bakın. Çok daha dar bu yetmiyormuş gibi bezler de işin içine dahil olur. Bezler de hala burada. Ancak onlar da bağışıklık tepkisine cevap vermektedir. Sonuç olarak mukusla dolup bunu hali hazırda daralmış ve tıkanmış lümene doğru salgılamaktadırlar. Lümeninizde bir mukus girdabı oluşmuş vaziyette. Bu işleri daha da kötüleştiriyor. Aradaki farka bakın. Sol tarafta hava bu geniş ağızdan geçip gidiyor, sağ tarafta ise sıkışıp kalıyor. Sağ tarafta, sıkışma ve sıvıyla dolma sonucu, minik baloncuklar oluşacaktır. Bu yüzden astım krizi geçiren kişi de pıtlama ve hırlama sesi duyulur. Hırlama sesi hem bu bölgenin daralması, hem de çılgına dönen salgı bezlerinin yarattığı aşırı sıvı sebebiyle çıkar. İşte, Astım krizi böyle gerçekleşir. Peki ama neden? Astıma ne sebep olur? Çevremizde o kadar çok şey var ki. Hava kirliliği, sigara dumanı, gıda ürünleri, stres. Hastanın tepki verdiği herhangi bir şey olabilir. Bu çizdiğim havadaki alerjenler. Vücudunuza girdiklerinde bedenimiz yabancı olan her şeye verdiği gibi bir bağışıklık yanıtı verir. Bazıları diğerlerinden daha fazla tepki verir. Y şeklindeki moleküllere benzeyen antikorlarımız vardır. Bu bağışıklık yanıtı IgE olarak bilinir. IgE bu antikorların adıdır. Bedenimizin sıra dışı bir hafıza sistemi mevcuttur. Eğer bu alerjenlerle ilk defa karşılaşılıyorsa sadece 2 IgE kullanılabilir. Çünkü onları tanımlayabilmek için yeni İGELer yapmaya çalışıyorlardır. Ancak üçüncü ve dördüncü seferde her maruz kalışınızda hafıza bunları hatırlayacağı için İGEyi yapması her seferinde giderek kolaylaşacaktır. Sanki daha önce savaştığınız bir düşmanla savaşır gibi İGE sayısı artar. Yani bu İGE yanıtının büyüklüğü bağışıklık yanıtının çünkü bağışıklık yanıtı yabancı unsurlara tepki verip onlarla savaşırken düzensizleştikçe alerji meydana gelir. Pekala, elimizde bu yabancı alerjenler, yani astım krizini tetikleyen her neyse onlardan ve de IgE'lerden var. IgE'nin görevi bu yabancı parçacıkları tanıyıp toplamaktır. IgE, enfeksiyonlarla savaşmamızı sağlayan antikorlarla aynı ailedendir. Ancak bu durumda mast hücresi dediğimiz bir hücreyi aramaya çıkar mast hücresi vücudunuzda dolanır ve içinde histamin dediğimiz küçük moleküller taşır. Histamin, tüm alerjik reaksiyonlardaki ana oyuncudur. Alerji için ilaç aldıysanız hatırlayacaksınızdır. Bu tip ilaçlara antihistaminik denir. Histamin, sistemimizde değil, mast hücresinin içinde yer almaktadır. Bahsini ettiğimiz IgE antikorları, mast hücreleriyle arkadaştır. Sadece bunun gibi bir yabancı madde taşıdıklarında mast hücresini bulup ona yapışırlar. Bir alerjen yakalamış her IgE çifti gidip yapışmak üzere bir mast hücresi arar. Bu yapışma mast hücresini uyandırır ve içinde taşıdığı bu cepler açılır. Histamin mast hücrelerinin içinden dışarı çıkar ve sistemimize, kan akışımıza karışır ve alerjik tepkimeye sebep olur hapşırmamızın, gözlerimizin sulanmasının veya kurdeşen dökmemizin sebebi budur. Alerjik reaksiyon denen şey, varlığını bu küçük histamin moleküllerine borçludur. Histaminin, astımlı kişilerin akciğerinde yarattığı durumda burada çizdiğimiz gibidir. Göstermek için birkaç parçacık daha çizeyim. Bu sıkışma gerçekleşirken, mukoza şişmesi ve hırıltı oluşur. Yani astım aslında Abartılı bir bağışıklık tepkisidir. Zira tüm alerjiler vücudumuzun bize zarar verebilecek yabancı maddelere karşı doğal tepkisinin bir parçasıdır. Bu tepki çok kuvvetli ve bizi rahatsız eden şeyler salgılayarak da gerçekleşebilir. Astımın patofizyolojisini özetleyecek olursak, ilk olarak kas katmanı şişer ve lümeni sıkıştırır. Mukoza katmanı şişer ve son olarak salgı bezleri hali hazırda daralmış ağzı kapatan fazla mukusu üretir.